Efendim, gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Göksun Görün Özgür. Erzincan'ın İliç ilçesine gideceğiz. Altın madeninde dün saat 2 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Maden sahasındaki 9 işçiden o andan itibaren haber alınamıyor. Yüzlerce personel şu an bölgede işçileri araba kurtarma çalışmalarına katılıyor. Arkadaşlarımız bölgede çalışmalarını ve haber takibini devam ettiriyor ama görüntüleri yorumlamakta ve aktarmakta yarar var. Bu görüntüler CNN Türk drone kamerasıyla Halil Kahraman'ın özel görüntüleriyle kaydedildi. İşte o görüntülerde görüyorsunuz çok da yakından işçilerin son çalıştıkları işçi makineleri toprağın altında kaldı. O toprak yığıntısı, toprak bir anda dere gibi aslında hızla akan bir nehir gibi aktı geçti diyebiliriz işçilerin ve bu işçi makinelerinin üzerinden. Tüyler ürperten bir görüntüydü. Sosyal medyada birçok haber kanalında da o görüntüler hızla yayıldı ve ekranlara düştü. İnanılır gibi değildi. Bir dağ adeta yerle bir oldu. Bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Peki sonrasında ne oldu? İşçilerimiz ne yazık ki bu toprak kayması sebebiyle toprağın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Saatler ilerliyor, dakikalar ilerliyor. 20 saati neredeyse geride bıraktık. Dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Halil Kahraman'ın özel görüntüleriyle, drone görüntüleriyle, CNN Türk'ün drone kamerasıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bölgeyi görmek mümkün. Dağın nasıl yerle bir olduğunu, kayalıkların, taşların, toprağın birlikte hareket ettiğini, büyük bir dumanla, büyük bir gürültüyle çöktü işçilerin altın aradıkları maden ocağında. Aslında o maden ocağının böyle büyük bir gürültüyle çökmesi sonucu bölgeye de çok sayıda arama kurtarma ekibi, AFAD yetkilileri sevk edildi. Dün öğle saatlerinden itibaren tüm yetkililer bölgede görevlendirildi. Arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Aileler merakla bekliyor. Aslında zor bir bekleyişten söz ediyoruz. Erzincan'daki maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürerken ailelerin de maden çevresindeki o endişeli bekleyişi sürüyor. CNN Türk ekipleri de o bekleyişteki ailelere aslında zaman zaman mikrofon uzatıyorlar. Zorlu bir bekleyişten söz ediyoruz. Drone kamerasıyla görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir bölgeye dönelim. Arkadaşlarımız oradaki çalışmalarını devam ettiriyorlar dedik. Emrah Çakmak bize aktaracak, ifade edecek şu anki aşama ne durumda? Halil Kahraman da görüntüleriyle anlatacak aslında. Emrah, söz size bırakıyorum. Evet Göksu, Munzur Dağı'nın eteklerindeyiz. Erzincan İliç'te şu anda dün gerçekleşen toprak kaymasının en net görüntüsünü sizlere bir kez daha CNN Türk ekranında göstereceğiz. İşte o toprak kayması tam da bu alanda gerçekleşti. Bakın işte burada saniye saniye toprak aşağıya bir su gibi, aslında bir nehir gibi aşağıya doğru kaymaya başladı. En net görüntü şu anda bu ve üzerindeki işçilerin altın madenindeki çalışmalarını yaptığı sırada o ekipmanlar da yerle bir olmuş vaziyette. Bakın şimdi bir kez daha o görüntüyü sizlere göstermek istiyorum. Tam da burada Munzur Dağı'nın eteklerinde altın madeninde çalışma yapılıyordu. Dün saatler 14.30'u gösterdiğinde işte bu alanda büyük bir gürültüyle bir nehiri andıran görüntü tüm Türkiye'nin aslında gördüğü görüntüydü. Ve işte o açı tam da burası. Burada şu anda aslında ekrana yansıyan görüntünün olduğu yerde sahada ekipler arama çalışması gerçekleştirmeden önce saha taraması yaptı ve hemen arka tarafında da yine bir kayma gerçekleşti. Muhtemelen işçilerin bir kısmı orada, diğer kısmı ise burada. Şu anda o açıyı göremiyoruz ama orada AFAD koordinesinde yaklaşık 9 ilden gelen 827 personel şu anda
Erzincan İliç altın madeninde karış karış topraktaki işçileri 9 işçiye ulaşmak için can siperane bir mücadele gerçekleştiriyor. Baktığımızda şu anda onları seçemiyoruz. Alan büyük bir alan, yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğünde bir alana toprak yayıldı ve bu alanda çalışma yapılıyor. Ki şunu da aktarmakta fayda var. Erzincan'da şu anda yağış etkisini artırdı. Uzmanlar yağışa dikkat çekmişti ve şu dakika itibarıyla yağış devam ediyor. Hemen arkamız Karasu Nehri. Bakın orada Sabırlı Deresi ile birlikte Karasu Fırat Nehri'ne ulaşıyor ve Sabırlı Deresi'nin menfez kapakları kapatıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı siyanürle ilgili tehlike oluşmaması için çok dikkatli bir çalışma gerçekleştiriyor ve dolayısıyla yağışın da artması ile birlikte ekiplerin sahada çalışma kapasitesi, kabiliyeti açıkçası biraz zorlanıyor. 9 ilden arama kurtarma ekipleri geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada arama kurtarma ekipleri var. Özellikle dün gece bu alanda ışıklandırma yapılmıştı. Radarlarla, özellikle ısı ölçer radarlarla saha tarandı ve şu dakika itibariyle bu alanda hali hazırda Enerji Bakanı yine sahada, İçişleri Bakanı dün gece buraya gelmişti. Ekiplerden bilgi alınıyor. Sahada 9 işçiye ulaşabilmek için can siperane bir mücadele gerçekleştiriliyor. Şunu söylemekte fayda var. Çok geniş bir alan. Gözümüzün gördüğü bu alanda hemen hemen her yerde iğneyle ararcasına o işçilere ulaşmak için büyük bir mücadele gerçekleştirilecek. Tabii sahada bu çalışma devam ederken Çalışma Bakanlığı tarafından 3 müfettiş burada görevlendirildi. Adli süreç devam ediyor. Eğer bir eksiklik varsa, bir hata varsa bu yerinde tespit edilecek ve geçtiğimiz yıllarda bu işletme ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı önlemler burada yine bir siyanürle ilgili bir takım sızıntı iddiaları vardı. Araştırma yapıldı ve ceza ile ilgili süreç ilerletilmişti. Eğer bu kez bu toprak kaymasında bir ihmal varsa bu konu üzerinde de bakanlıklar, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı titiz bir çalışma yürütülüyor. Ama öncelik 9 işçiye ulaşmak. İşçiler sağ salim kurtarıldıktan hemen sonra bu süreçte eş güdümlü olarak yürütülecek. CNN Türk ekranlarında bir kez daha alanı gösterelim. İşte bu alanda dün Türkiye saatler 14.30'u gösterdiğinde bu toprak kaymasıyla aslında gün içerisinde acı haberi aldı. Biz kameraman Halil Kahraman'la birlikte bölgeye dün gece çok hızlı bir şekilde geldik ve şu anda CNN Türk ekranında bakın çalışmanın yapıldığı esnada hemen dağın üst tarafında Munzur Dağı'nın üstünden başladı o toprak kayması ve yavaş yavaş saniye saniye aşağıya doğru kaydı. Bir nehiri andıran görüntüyle aslında işçiler burada çalışma yürütüyorlardı. 667 personelin olduğunu biliyoruz ve o dakikalarda 9 personel bir konteyner ve bir iş makinesinin yanında olduğu ihbarı geldi. 667 personelin içerisinde sayı toplandığı ve teker teker 9 işçinin olmadığı söylendi. Ve şimdi bu alanda arama çalışmaları devam ediyor. Gözümüz kulağımız buradan Erzincan İliç'ten gelecek mutlu habere dönmüş durumda.